Herkese günaydın. Ben işlerimi bitirdim. Daha kovam burada duruyor gördüğünüz gibi. Üst katın camını sildim. Perdesini yıkadım. Az sonra onu asmaya çıkacağım. Bir de işte burayı süpürdüm, sildim. Ama önce bir kahve içeyim dedim. Biraz böyle başım dönmeye başladı. Herhalde yoruldum onun için. Kahvaltımı etmiştim zaten sabah. İş yapmadan önce mutlaka bir şeyler yiyorum. Çünkü kötü olabiliyorum sonra. Dediğim gibi bir şey yaptım, toz aldım, yerleri falan sildim, süpürdüm. Az sonra çıkarız beraberce. Yeni kahve makinesi almam gerekiyor artık galiba. Beraberce perdeyi takarız. Önce kahvemi içeceğim, sonra da tarçın çıkarmam gerekiyor tuvalete. Sonra da markete gideceğim, sonra da çocukları alacağım. Yani hep aynı şeyler aslında. Bir değişiklik yok anlayacağınız. Az önce canlı yaptık. Katılanlara çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Daha sık yapmayı düşünüyorum. Benim de hoşuma gitti yani açık söylemek gerekirse. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere hepinizi tek tek öpüyorum. Kanala abone değilseniz de ya abone olursanız çok sevinirim. En sevdiğim şey temizlikten sonra kahve içmek. Bayılıyorum. Şöyle oturayım televizyonun karşısına. Rahat rahat bir kahve mi içeyim. Şimdi cama sildim ben. Şu perdeyi takmam lazım. Bu böyle korniş değil de şöyle şu şekilde bir perde. Buna geçiriyorsunuz şeyi, perdeyi. Ay niye konuşamadım ben. Sonra da bunu takacağız oraya ama çok ağır olduğu için ben bazen takamıyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Levent'i taktıracaktım. O da unuttum. Çıktı gitti. Şimdi ben bunları akşama kadar bekletirsem bunlar kuruyacak. Sonra da buluşacak. O yüzden kendim yapmayı deneyeceğim artık. İnşallah başarırız. Şu şöyle bir. Perdeyi taktıktan sonra bayağı ağır oluyor. Şu da şöyle iki. Haydi bismillah. Bakalım yapabilecek miyiz? Vallahi becerdim. Kollarım gitti. Ve başarıyla sonuçlandı. Yaptım yani. Takabildim. Tertemiz olmuş. Mis gibi kokuyor. Şimdi bu kurusun. Böyle asılı kuruyunca ütülemeye gerek kalmıyor. Yatak odasının perdesini yapmak istiyorum ama onu artık yarın yapacağım. Çünkü yoruldum gerçekten bugün. Yarın kendimi yormadan bitireyim istiyorum her şeyi. Burası tamam. Tarçını çıkardım şimdi. Hava da bayağı güzelmiş. Bugün de Efe'nin sınavı vardı. Aklım Efe'de kaldı. Dün çalıştı yani. Bayağı bir şey biliyor. Hatta çok çalışmasına da gerek kalmadı. Aa, tarçın bana dolandı. İpini dolandırdı etrafımdan. Çok çalışmasına gerek kalmadı. Çünkü her şeyi biliyordu yani. Sordum. Herhalde derste dinlemiş. İnşallah iyi geçer. Aklım kaldı onda. Bakalım nasıl geçecek. Tarçın Bey işini halletsin. Biraz gezelim onunla. Sonra da bir markete gideceğim. Çok bir şey almayacağım. Bir yoğurt ekmek falan alacağım. Ondan sonra da bakarız artık. Aldıklarımı göstereceğim. Çok bir şey almadım zaten. Köpek maması. Burada kuru mama. Şurada da birazcık yaş mama var. Birkaç paket. Kokulu mumlardan aldım yine. Çamaşır suyu. Elma suyu. Bu glutensiz kurabiye benim için. Yoğurt. Şurada da bir Türk yoğurdu var. Tereyağı. Bu tuvalet tabletini aldım. Domates salatalım bitmişti. Onları aldım. Muz aldım. Bir tane kek gördüm. Şöyle güzele benziyor. Hep yapıyoruz ama bunu görünce almak istedim. Patates aldım. Taze patates. Çocuklara mısır gevreği çikolatalı.
Bu milföy hamuru, fıstık. Bu da bizim fritöz için yağ, ondan aldım. Elma ve ekmek aldım. Bu kadar. Dediğim gibi çok fazla bir eksiğim yoktu. Bunları aldım ve bunlara kaç para vermişim toplam? 59 euro vermişim. Alışverişleri yerleştirdim. Biraz da dolabı temizledim. Ben her seferinde böyle yapıyorum. Hani dolap boşalıyor ya. Alışverişleri yerleştireceğim zaman biraz da temizliyorum. Şu glutensiz kurabiyenin tadına bakayım dedim. Bir harika. Muhteşem yani. Eğer giderseniz bence mutlaka alın. Verdiğiniz paraya değiyor kesinlikle. Çocukları aldım. Eve geldim. Pelak köftesi yapacağım. Ben o köftenin içine bir tane patates koyuyorum. Bir tane patatesi haşladım. Şimdi onu kaynatacağım. Yumuşayana kadar. Biraz da bulgur ıslattım. Şöyle 1,5 bardak kadar. Bu yumuşayınca içine böyle 2-3 kaşık un, bir yumurta, baharat ve patatesi koyup yuvarlayacağım. O kadar. Ya ben bu şekilde yapıyorum. Farklı farklı yapan da var tabii ki. Koydum. Şimdi biraz soğusun. Patatesleri böyle elimle yoğurarak ezeceğim. Ondan sonra küçük toplar yapacağım. Bu şekilde yuvarladım. Şimdi bunları ben haşlayacağım. Sonra da burada sos yaptım. Onun içine atacağım. Sosta ne var? Bildiğiniz domates püresi. Siz domatesle rendeleyebilirsiniz. Şurada sarımsağın şeyi gelmiş parçası. Biraz da sarımsak 2 diş kadar. Tuz, karabiber, biraz da nane koyacağım. Şimdi bunu bir kaynatacağım. Haşladığım köfteleri de içine koyacağım. Bu kadar basit. Köftelerim hazır dumanı üstünde. Afiyet olsun bize. Öyle mi? Evet. Tamam, pardon. Bir dahaki sefere daha fazlasını koyarım. Onu yıka biraz. Yıkadım öyle. Aslında ama. Herkese günaydın bu arada. Polas evde. Bugün okulu yarım gündü. Ben de öğlene kadar ortalığı topladım. Şöyle kıyma içi kavurdum. Börek yapacağım. Ama bak. Bu su çok... Bunun tadı çok kötü. Tadı niye kötü ki? Suyu anlamadım. Suyun tadı da suyun içinde pislikler var. Pislikler mi var? Suyun içinde. Yoktur canım. Temizledim ben onu. Ama çok kötüydü tadı. Yine bir şey bulmuş bahane. Ben Poyraz'ı tost yapıyorum. Tost demek istedi. Tostla pişirmiş. Ama telefonu tamam. Veririm. Bulaşık makinesini boşaltıyorum. Sabahki bulaşıkları koyacağım. Sabah kahve içtik Levent. Öyle. Poyraz okuldan geldi. Efe'yi daha sonra alacağız değil mi? Hayır. Peki ne yapacağız Efe'yi alana kadar? Birazcık sayıları çalışacağız. Hayır. Şimdi kıymayı kavurmuştum. Sosu hazırlayayım. Böreği seveyim. Akşama pişiririm. Efe gelmeden önce biraz önce pişiririm. Seviyor da. Arada ben iç katlarına da yumurta koyuyorum. Normalde insanlar sadece böyle içine üstüne sürüyorlar ya. Ben üstüne de sürüyorum ama bir tane de iç katlarına koyuyorum. Bir tanesini de üstüne sürüyorum. Onu da böyle ayırayım. Süt, yumurta ve sıvı yağ koyacağım içine biraz. Şöyle. Türk marketinden aldım geçen gün. Kaç tane varmış bunun içinde? 5 tane varmış. Tam olur gibine geliyor 5 yaprak böyle. Genelde bu yufkalar böyle yapışıyor birbirine, açılmıyor ama bu açıldı. Taze yani. Hop. Şöyle yapalım. Bir kaşık alalım. Şöyle altına da birazcık şöyle yağ kısmından koyacağım ki yapışmasın.
tanesini şöyle açık koyuyorum. Sonra ıslatıp, yani börek yapmayı da bilmeyen yoktur herhalde. Ben öyle gösteriyorum. Belki hazır yufka sonuçta. Belki yeni evler falan vardır aranızda. İlk evlendiğimde ben de her şeyi internetten bakıyordum. Çok bilmiyordum. İkinci yufkayı böyle parçalayıp küçük küçük parçalar halinde koyuyorum ben. Daha pofidik oluyor. Öyle seviyorum yani. Böyle ikinci yufkayı parçaladıktan sonra bir daha ıslatacağım şimdi bunu. Ve üçüncü yufkayı da böyle koyuyorum. Bu şekilde. Altı biraz kalın oluyor. O zaman kıymalar dökülmüyor. Sonra da kavrulan kıyma soğan karışımını döküyorum. Bunu serdikten sonra da üstüne diğer katları koyacağım. O kadar. Efe gelmeden de fırına vereceğim. Öyle kızaracak. Çok seviyor kıymalı böreği. Patatesliği de çok seviyor. Bir tek peynirden çok hoşlanmıyor. Peynirliği de ben seviyorum. Bakalım. Bu iki yufkayı da yine böyle parçalayıp böyle bir şekilde atacağım. O kadar. Böyle üzerine de bir tane yumurta kırıp dağıttım. Şimdi bunu streçleyeceğim. Bekleyince daha güzel oluyor. Bütün suyunu çekiyor. Ondan sonra fırına atacağım. Böreğimi çıkardım. Nar gibi oldu. Şimdi de biz Poyraz'la Efe'yi almaya gideceğiz. Hadi gel. Ama tabletin çalışmaz arabada. Efe'yi alalım. Ayakkabılarımızı giyelim. Hemencik abimizi alıp gelelim. Tamam mı anneciğim? Havanın haline bakar mısınız? Karardı bile. Çocukları aldım ben. Daha doğrusu Efe'yi. Poyraz zaten evdeydi. Yemeklerini yediler. Şunları gösterecektim size. Bunlara AliExpress'ten sipariş verdim. Poyraz'ın odasını değiştirmiştim hatırlarsanız. Böyle orası böyle hayvanlı falandı. Stickerları çıkardım. Arabalı sticker yapacağım. Bir de kurtlarını değiştireceğim. Şunları aldım. Bunların 10 tanesini 11 euro mu ne verdim? Öyle bir şey. Tahminimden daha güzel geldi yani. Daha böyle hani silikon, yumuşak bir silikon bekliyordum ama sağlam ve içlerinde de vidaları var. Bu şekilde geldi. Bayağı güzel gözüküyor. Dolap kulpları da hayvanlı. Böyle kuşlar falan var. Onları Levent'e çıkarttırıp bunları taktıracağım. Muhtemelen hafta sonu yapar. Yine yapınca da sizinle paylaşırım. Sarı seçtim. Çok mavi olmasın diye. Perdesi de mavi sarıdı zaten. Böyle hoşuma gitti. Çok da şirin olacak bence. Stickerler de gelince stickerları da takarız. Tamamen odanın konsepti değişmiş olacak o zaman. Şimdi böyle aklıma geldi. Birkaç tane incirim kalmıştı. Dedim onlardan tatlı yapayım bozulmasın. İncirleri, kuru incirleri merak getirmişti. Bu sene de bayağı güzelmiş kuru incirler. Bayağı yedik böyle. 10-12 tane falan kaldı. Onlarla çok basit bir tatlı yapacağım. Size de göstereyim dedim. Şimdi televizyon sesi gelebilir birazcık. Haberler açık, haberlere bakıyordum. Aklıma gelince hemen kalktım. 1 litreye yakın bir sütüm var. 1 litreden biraz az sabah Poyraz içmişti. Aslında şeker koymayabilirsiniz ama ben birazcık koyuyorum. Çocuklar daha çok yiyor. Şöyle göz kararı biraz şeker serpiştirdim. Sadece süt ve şekeri kaynatacağız. Eğer diyet
isterseniz, hani kalorisiz olsun isterseniz, şekeri hiç koymayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Sütümü koydum, kaynıyor. Sadece şeker ve süt, hiçbir şey yok. Şurada da bakayım, 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane incirim varmış. Ben bunların üstüne akşamdan sıcak su koydum. Bunlar böyle şiştiler, suyu çektiler, ballandılar. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım. Şimdi incirleri böyle küçük küçük doğradım ben. Burada da şekerli sütüm kaynadı. Bu sütten bir iki kepçe alacağım. İncirlerin içine koyacağım ve bunları parçalayıcımdan geçireceğim. Ama çok fazla parçalamayın. Çok böyle püre gibi olmasın yani. İçinde incirler tane tane kalsın birazcık. Çok püre haline getirmeyin. Bu tamamlandı. Şimdi bunu kalan sütün içine dökeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. İsterseniz içine tarçın, badem çok güzel gidiyor, fındık. İstediğiniz bir şey varsa onu da karıştırabilirsiniz. Şimdi böyle incirli karışımla da birazcık bunu kaynattım. Zaten hemen kıvama geliyor. Böyle bunu tabaklara bölüştüreceğim. Dediğim gibi üstüne badem, ceviz, fındık, böyle Hindistan cevizi ya da tarçına. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tatlılarım hazır. Böyle de süsledim. Fındık, badem ve Hindistan ceviziyle. Görsel olarak da çok güzel oldular bence. Eminim tadı da harika oldu. Evet. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Yine bir videoyu kapatacağım ben. Şöyle geçeyim. Işın azizliğine uğramayayım. Sizden bir şey isteyeceğim. Şöyle bir konsept yapmayı planlıyorum. Aile üyelerine sorularınızı sormanızı istiyorum. Toplulukta paylaşacağım. Kimin resmini paylaşırsam bilin ki ona soru soracaksınız. Çünkü böyle çok tek tük sorular alıyorum. İşte Levent'e, işte Efe'ye. Ben de dedim böyle bir konsept yapayım. Bir videonun içinde bir aile üyesine 20 tane soru yönelteyim. Bu şekilde düşündüm. Siz ne dersiniz? Dediğim gibi topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.